Başkan Recep Tayyip Erdoğan Brüksel'de özel ve önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan Brüksel'deydi. Suriye ve göçmenler konusunda önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Avrupa Birliği yetkilileriyle görüşmesi öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcilik Binası'nda yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Zirve sonrası Erdoğan ve Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, Suriye'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. Türkiye'nin Suriye sınırı aynı zamanda NATO'nun Güneydoğu sınırıdır. Suriye kaynaklı kriz, güvenlik ve insani boyutlarıyla bölgemizi, hatta Avrupa'nın tamamını tehdit eder durumdadır. Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur. Erdoğan, Türkiye'nin NATO'dan taleplerini sıraladı. NATO'ya müttefiklik dayanışması için harekete geçme çağrısında bulundu. Konsey toplantısında NATO'dan ve müttefiklerimizden talep ettiğimiz ilave desteğin bir an önce sağlanmasının önemini vurguladım. Türkiye tam 9 yıldır Suriye kaynaklı tehdit ve tehlikelerle mücadele ediyor. DAEŞ'la göğüs göğüse çarpışan ve bu uğurda şehitler veren tek NATO ülkesiyiz. Ayrıca 3,6 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye'nin büyük özveriyle ve tek başına yürüttüğü bu mücadeleye müttefiklerimizin tamamının somut desteğini bekliyoruz. NATO, ittifak dayanışmasını net bir şekilde göstermesi gereken kritik bir dönemin içindedir. Erdoğan, Yunanistan'ın göçmenler konusunda Türkiye'yi suçlamasına da tepki gösterdi. Bir müttefik ve komşu ülkenin düzensiz göç dalgasının müsebbibi olarak Türkiye'yi işaret etmesi akıl ve izan dışıdır. Başkan Erdoğan toplantı sonrası kendisiyle tokalaşmak isteyen Stoltenberg'in bu davetini nazikçe geri çevirdi. Erdoğan elini kalbinin üzerine koyarak dinleyenleri selamladı. Stoltenberg'in de aynı şekilde selamlaması gülümsemelere neden oldu. Başkan Erdoğan'ın bir sonraki durağı Avrupa Konseyi oldu. Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le üçlü görüşmede bir araya geldi. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmenin verimli geçtiği ve öngörülen sürede yapıldığı ifade edildi. Temaslarını tamamlayan Erdoğan Türkiye'ye döndü. Görüşmelerin ardından Avrupa Birliği yetkilileri bir basın toplantısı düzenledi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen, Yunan güvenlik güçlerinin mültecilere yönelik sert müdahalelerini şiddet asla kabul edilemez olarak niteledi. Aşırı güç kullanımının hiçbir türü kabul edilemez. Tüm müdahaleler orantılı olmalıdır.